Böyle bir gün öyle bir gün böyle yapmayacaktınız. Şimdi bunun detaylarını konuşalım. Bu arada son olarak şunu söyleyelim. Yani son olarak değil, bu çerçevede. Ben hala orada takığım aslında. Bu çünkü mesele şahıslar arasındaki meseleler değil. Sonuçta Durmuş Yılmaz ya da bir başkası. Bugün Durmuş Yılmaz konuştu, yarın çıkar bir başkası konuşur. Sonuçta onlar da siyaset yapıyorlar. Bürokratlar da konuşurlar, ekonomistler de konuşurlar. Her kim tehdit ediliyorsa bu ülkede. Bakanın, Nurettin Nebati'nin unutmaması gereken bir şey var. Dolar 8 liraydı. Aldınız 18 liraya çıkardınız. Kademe kademe olmasa da bir kere 10. Ondan sonra 18'e çıkardınız. Geri 12'ye indirdiniz. Şimdi zamanda başbakan devirmiş bir ekip bunu vay ne biçim ters köşe yaptık diye satmaya çalışıyorlar ve bakan çıkıp onlardan aldığı rüzgarla artık nazikçe söyleyeceğim dönüp konuşan iktisatçıları, eski bürokratları, efendim akademisyenleri, hocaları tehdit ediyor. Burada Sayın Bakan'a şunu hatırlatmak gerekiyor. Bu kadar havayı, rüzgarı arkasına alıp fazla açılarak konuşmaması gerekiyor belki. Çünkü bir ay sonra, 1,5 ay sonra bir bakmışım gece yarısı biz burada Nurettin Nebati görevden alındı haberi yapmaya zorunda kalacağız. Ve şöyle denilecek. Zaten o programda onun fikriydi ve zaten tutmayacağı belliydi. Zaten bu kimin adamı? Olur mu olur. Gördük mü daha önce? Gördük. Dolayısıyla çok fazla da herkesin havaya girmemesinde fayda var. Bir şey söylemem lazım. Burada çok önemli bir şey var. Sayın Durmuş Yılmaz ya da Emin Çapa ya da bir iktisatçı ya da bir yatırımdaşı. Kimse kusura bakmasın. Dolar düşecek, dolar yükselecek diyebilir. TL düşecek. Yatırım tavsiyesi yapabilir. Ben yapmam. Neden yapmadığımı da söyleyeyim. Benim işim piyasa uzmanlığı değil. Ama işi bu olan insanlar. Durmuş Yılmaz'ın yıllarca Merkez Bankası'nın başında oturdu. Hayatı Merkez Bankası'nda geçti. Doların düşeceğini söylemek suç değildir. Doların yükseleceğini söylemek suç değildir. İnsanlara bu seviyenin alım yapabilirsiniz demek suç değildir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gidin o zaman. 2.62'den dolar satın dedi. Dedi mi halkına demedi mi? 2.62'den dolar satın dedi mi demedi mi? 7'den dolar satın dedi mi demedi mi? 3.68'den dolar satın dedi mi demedi mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halkına yanlış tavsiyelerde bulunuyor. Halkına zarar ettiriyor. O zaman hiçbirinizin sesi çıkmıyor da bu seviyelerden alım yapılır denirse diyebilirler. Yatırım danışmanları var şimdi. Bu yüzden insanlara biliyor musun? Bu yüzden insanlara soruşturma açıldı. Türkiye'nin en büyük bankalarından birinin yatırım danışmanlığı dolar yükselecek dedi diye soruşturma açıldı. Adam kapağı apar topar Londra'ya zor attı. O adamın görevi bu. Türk lirası değer kaybedecek. Onun hesabını gösterir. Zarar ettirirse onu zarar ettirdiği kişiler giderler yakasına yapışırlar. Siz kimseye böyle bir şey söyleyemezsiniz. Şimdi, o hisse yükselecek, bu hisse düşecek. Türk lirası düşecek, dolar değer kazanacak. Dolar düşecek, Türk lirası artacak diyebilir insanlar. Diyebilirler. Şimdi bir de şunu unutmamak gerekiyor ki Merkez Bankası başkanı, eski başkanı Durmuş Yılmaz yıllarca iktidarla çalışmış. İktidarın öve öve bitiremediği ve de AK Parti'nin bir ekonomik gerçek ayağı yere basan bir ekonomik programı olduğu dönem. O da Kemal Derviş döneminden aktarma. İşte Avrupa Birliği süreci, AB süreci falan. O dönem Merkez Bankası Başkanlığı yapmış. O zaman yerleri göklere koyamıyordunuz. Bir, o zaman dolar 2 liraydı. Çünkü o gün kendisi de söyledi. Pardon 1.70, 1.60 değil mi? 1.40'larda falandı. 2 lira olan euro. 1 lira olacaktı. 1 lira olacaktı. Öyle diyordu bir danışman. O dönemin Merkez Bankası Başkanı. Şimdi tükaka ilan edildi. O yüzden söylüyorum kimse çok fazla kendine güvenmesin. Şimdi Emin'in söylediği gibi durumu analiz etmek, teknik analiz yapmak ya da gidişatı okumak bunu şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşmak suç değildir. Suç olan başka bir şey olmalı. O da kapı arkasında, kapalı kapılar arkasında çevrilen oyunlar. Çünkü şeffaf devlet yönetimi şarttır. Ve şu anda şeffaf olmayan bir yönetim var. Nereden anlıyoruz? Bakın ekonomistlerin yaptığı analizler. Bunlar da yıllarca devletin çeşitli katlarında çalışmış insanlar. Uğur Gürses, sen başka bir atıfta bulundun ama ben daha sağlam bir atıfta bulunayım müsaade edersen yazanı itibariyle. Şimdi Uğur Gürses T24'teki yazısında bugün şöyle açıklıyor. Bizim de uzun yıllar birlikte çalıştığımız
Uğur Gürses. 20 ve 21 Aralık günlerinde, yani pazartesi ve salı, Merkez Bankası'nın hiç dövize satış yönünde doğrudan müdahale yapmadığı biliniyor. Böylelikle bu iki günü toplam 7 milyar doların yine arka kapıdan kamu bankaları aracılığıyla satıldığı apaçık ortada. Son bir aydaki en güçlü satışlar da bunlar olmuş. Kaynaklarım kamu bankalarının yaptığı gibi bazı özel bankaların da arka kapı operasyonlarına girmeye ikna edildiğini anlatıyor. Şimdi döviz bürolarının kapalı olduğu saatler, hiç kimse böyle bir açıklama beklemiyor. O gün içinde doları 18'lere kadar yükseltmişsiniz. Bankalar kapalı, işlemler kapalı, normal vatandaş online alım satım yapamayacağı bir saat. Erdoğan çıkıyor birdenbire böyle bir şey açıklıyor, pat 11'e iniyor. Ne oldu? Kim aldı bu parayı? Merkez Bankası kimin parasını arka kapıdan dağıttı ya da kamu bankaları? Burada yabancı yatırımcı mı var? Birileri para mı soktular? Senin o akşam söylediğin gibi kamu bankaları birbirlerine satış mı yaptılar? Kimin parasıyla yaptılar? Merkez Bankası'nın döviz rezervi yok deniliyordu. Bu hala bir soru işaretidir. Şeffaf olmayan bir süreçle karşı karşıyayız. Bu soruların cevabı yok. İşte esas bu. Şimdi, soruşturulacak bir şeydir. Ama bugün, ama ileride. Şu anda bu bilgilere sahip değiliz. Tıpkı 128 milyar doları 6.30'dan kim aldı, buna sahip olmadığımız gibi. Böyle bir şey yapacaksanız dolar 12 lirayken neden yapmadınız? Dolar 13 lirayken neden yapmadınız da doları oralara çıkarttınız? Yani insan kendi vatandaşına tuzak kurar mı? Kendi şirketlerine tuzak kurar mı? Bu çok önemli. Ya da tuzak kurmak. Çünkü tabii, bu bir tuzak. Tuzak. Neden tuzak? Ne diyor Nurettin Nebati? Vatandaşı ne ilgilendiriyor ki bu? Bir de sürekli böyle bir vatandaşı yok sayma. Sanki bilmiyorsunuz. Hiç öyle değil. Ben Kayseri, Antep, Adana, Konya buralardaki şube müdürlerini arıyorum. Oralarda hangi bankalar güçlüyse kusura bakmayın. Sürekli konuşuyorum. İnsanlar deli gibi, sıradan halk, siz doların ucunu bıraktınız diye. Öyle dediniz çünkü, rekabetçi kur dediniz. Türkiye ekonomik modeli dediniz. Peki bu arada bir şey var. Daha bunları araştıracağız. Biz de araştıracağız. Kusura bakmayın. Daha siz iktidardasınız. Siz gittiğinizde bunları daha Merkez Bankası üzerinden, hazine üzerinden, BDDK üzerinden bakacağız. Kayıtlı bunlar. Ama büyük dedikodu var Şirin. Bakacağız bunlara da. Daha elimizi ayağımızı toplayamadık. Kusura bakmayın. Pazartesi akşam üzeri birilerinin Türkiye'de piyasa kapalıyken 1 milyar dolar satıldı diyorlar. Türkiye'deki limitler yetmez 1 milyar doları satmaya. Kapalı çünkü piyasa kapalı. Nasıl satacaklar 1 milyar doları? Limitler yetmez. Ama birileri Londra piyasası açık. Milyarlarca dolar sattıkları 17 ve 18 seviyesinden söyleniyor. Londra piyasasında. Dolar Türk lirası kuru üzerinden, dolar düşmeye başlamadan. Şimdi biz onlara bakacağız. Soracağız. Bu doğru mu bu dedikodular? Birilerine bunları sızdırdınız. Doları 6.30'dan sattığınız adamlar olmasın bunlar? 128 milyar doları 6.30'dan sattığınız adamlar mı acaba bunlar? Bunlar Londra'da, bunlar, böyle piyasa açık. Yani kişilerden mi bahsediyoruz, ülkelerden mi bahsediyoruz, kişilerden gruplardan mı bahsediyoruz? Yani böyle hani sık sık ziyarete gelen ülkelerden mi bahsediyoruz, yoksa şu, kişilerden mi bahsediyoruz? Daha o ülkelere gelmedik, onları bilmiyorum. Sadece ortalıkta dolaşan, henüz ayrıntılarına bakamadığımız, bu doğru mu yanlışsa da yanlış diyeceğiz. Doğru mu yanlış mı tam olarak bakmadım ama çok güçlü dedikodular var. Londra'da piyasa açıkken büyük miktarlarda satış yapıldı. Türkiye'de piyasa kapandıktan sonra acaba kimler aldı? Kimler sattı? Bu arada bugün Uğur Gürses bir tweet paylaştı. Arkadaşlar rejide var, verebilirler. Uğur Bey mesajında işte bu pazartesi günü Merkez Bankası rezervlerinde 3,5 milyar dolar. Dün de 3,4 milyar dolara yakın, 3 milyar 381 milyon dolar satıldığını söylüyor. 7 milyar dolar 2 günde. Niye? Bu operasyon başarılı oldu, dolar düştü denilsin diye.
arka kapıdan var. 7 milyar doları Merkez Bankası satıyor. Bilançosundan 7 milyar dolarlık bir azalma var. Var ama yani. Kendinin öyle bir parası var mıydı yoksa? Hayır, swap zaten. Borç. Onu diyeceğim, borç. Oraya borç. Gelmek istiyorum. Senin benim paramı satıyor. Bankadaki paranızdan alınan zorunlu karşılıklar, başka ülkelerden alınan swaplar. Eksi 39 milyar dolar Merkez Bankası'nın rezervi, eksi 39 milyar dolar, 38.9 milyar dolar tam. Hani virgülden sonrayı yuvarlıyorum, bazen laf ediyorlar. 38.9, 39 diye yuvarlanır. Bu adeti budur bunun. Aman 38.9'du, sen 39 dedin. Bir de böyle de hassaslar yani. O dükkancıların 12.99'a deyip 13'den çok aynı.